Kahveden adamlar burada. Ben açıklamamı yaparım. Sonra benim... Burada mı konuşacaksın abi? Bizim yolumuz böyle. Geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz çarşamba günü yüzücü bir olay yaşadık. Köy minibüsümüz her ne kadar Ereğli yolunun 30. kilometresinde kaza yaptıysa da bu yol kazanın ana sebebi görmüş olduğunuz Taşkale Tutuk Mahallesi ile Taşkale arasındaki bozuk yoldan kaynaklandığına kesinlikle inanıyoruz. Bu konuyla ilgili makam mevki sahibi kişiler aracı olmaları için sürekli ricalarda bulundum. Karşılığında karşılaştığım her bürokrat, müdür, öğretim üyesi, milletvekili, siyasetçi, herkesle Taşkale'nin önemini anlattım. Anlatırken de özellikle şunlara dikkat çektim. Taşkale Karaman'ın aynasıdır. Dünyada tek olan tahıl ambarları, dünyada tek olan taş camisi, taşa oyulmuş taş camisi, Manazan mağaraları, Manazan Manastırı, Papazlık, Ballıkaya, Konuşan Kayalar, Kısık Kalyonu, İnce Su Mağarası, aynı zamanda Astım Mağarası'dır. İkiz Mağaralar, Asarim, Gürlük Mesire Yeri, Karayi Şelalesi, Sınır Yer Göleti, kendine özgü giyim tarzı, ağız yapısı, halısı, türküsü, şiirleri, ağıtları, beyitleri, atasözleri ve hazır cevap oluşlarını, Selçuklu eseri, Orta Cami ve Köprüsü, en önemlisi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün ata yurdu olması, kıymetli basın mensupları. Bu saydığım özelliklerinden dolayı Taşkale'mizin bu yıl yaklaşık 500 bin ziyaretçisine ulaşacağı, bu gelen ziyaretçiler içerisinde en çok gurbetçi vatandaşlarımız ve misafirleri, Balkan Türkleri, Azeriler, Ruslar, Koreliler, bilim adamları ve üniversite hocalarıdır. Değerli basın mensupları, köyümde yaklaşık 22 adet mermer ocağı var ve 4 adet kesim fabrikası. Bu mermer ocakları yaklaşık bu yıl devlete 80 milyon gibi bir katkı payı vardır. Bu yıl önceki yıllara göre üretim %35'lere kadar düştüğü halde ödedikleri miktar bu kadardır. Tam faaliyet çalıştıklarında devlete ödedikleri katkı payı bu meblağın 2 katını geçmektedir. O sebepten ötürü bu yolu yapımı bizlere bir ihsan değil, hakkımızdır. Biz ne Afrika'da bir devletiz, ne de sizler sömürgeci bir İngilizsiniz. Bizler bu ülkenin namuslu, şerefli, işini en iyi yapan Fatih. Kusura bakmayın. Şuradan ilerisine devam etsen o. Biz ne Afrika'da bir devletiz, ne de siz sömürgeci İngilizsiniz. Bizler bu ülkenin namuslu, şerefli, işini en iyi yapan vatanperver yurttaşlarıyız. Sayın Eyüp Çayır, Sayın Adem Kapar, Sayın Hakkı Karaduman, Sayın Mustafa Yangöz, Sayın Veli Ülküsever, şimdi sizlere soruyorum. Bu kazada 2 ölü, ikisi ağır, 13 tane yaralımız var. Taşkale'ye gelen 500 bin ziyaretçiye miydi bu kesilen ceza? Ya da Taşkale'ye miydi? Yine soruyorum sizlere, vicdanınız rahat mı? Ben her türlü sonuca hazırım, siz hazır mısınız? Siyasetteki oy kaybınızı ve beceriksizliğinizi Taşkale'ye kestiğiniz ceza ile kendinizi aklamış mı oluyorsunuz? Sayın Valim, ben bu basın açıklamasını yapmadan önce sizinle görüşmem gerektiğini bilen bir muhtarım. Bu olayda size saygısızlık yapmayı hiç düşünmedim. Ama sizden önceki gelen sayın valilerimize bu olayları ve mağduriyetlerimizi anlattım.
Hepsi bana ve köyüme hak verdi. Ama il genel meclisini hiçbir zaman geçemedim. O sebepten ötürü yine beni boyalı laflarla kandıracaklarını düşündüğümden dolayı sizi rahatsız etmedim. Sayın Cumhurbaşkanım, siz ki Afganlısına, İranlısına, Suriyelisine, hatta şu anda Ukraynalısına kucak açmış bir lidersiniz. Bu metal yorgunluğuna uğramış kişilerden bizleri kurtarın. Saygılarımla Taşkale Köyü Muhtarı Hasan Karaca. Kusura bakmayın. Olaylar üst üste geldi. Duygusal bir durumda kalıyoruz. Soracak sorularınız varsa alabilirim. Ben yaralıyım mesela, öbürleri iki ağır hastanede yatıyor. Bizim mecburiyetimiz ne? 10 tonluk bir yoldan 100 tonluk yük geçerse kardeşim, bizim mecburiyetimiz ne? Her gün lastik değiştirsek, her gün şey yapsak biz ne yapabiliriz ya? Bıçak bizim çivimi, hep çiviler, çivimi çivi, taşlar 50 metre gelmeden, 30 metre gelmeden yarıp koyuveriyor. Biz ne mecburiyetimiz? Her gün bir lastik değiştirebilir misiniz sizler olsanız? Açık açık denildi yani, bizim burada oy çıkmadığından dolayı yapılmayacağı söylenildi. Açık açık söylenildi. O zaman buraya köye gelmesinler, açık açık seçime söylenildi. Gelmesinler o zaman. Hayır, sen yani köye gelmesinler. Ben bunları, bu yol bizim onlar için, ya bu yolu yaptıklarında bize bir insanları değil onlar. Ya benim 22 tane aktif mermer ocağı benim doğamı katledi. Ya onlara bir şey yapamıyoruz ve onların yıllık sürekli bugünün parasıyla ortalama 100 milyon gibi yıllık devlete katkısı var. Yani bir 10 kilometrelik yolu yapamayacak bir devlet miyiz? Ya bugün 12-13 milyon göçmene bakan bir devlet 10 kilometre bir yolu yapamaz mı? Belki de yapar. Bu.